Karanfilim oylum oylum geliyor selvi boylum. Karanfilin moruna ölüyorum yoluna gibi türkülere konu olmuş bir çiçeğin serasındayız. Karanfil serasındayız. Buradaki karanfiller ne oluyor? Yurt dışına satılıyor, iç piyasaya satılıyor. Değil mi Hasret? Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bunlar ihracat için üretiliyor, evet, değil mi? Evet, ihracat için üretiliyor. Şimdi kestiğiniz bu karanfiller kaç aylık? Bu kestiğimiz karanfiller 12 aylık. Yani toplamda 12 ay sürüyor. Yani ektikten 12 ay sonra hasata gelmiş oluyor. Evet, yani biz bunları ekiyoruz. Yani 6 ay kesimini yapıyoruz. 6 ay ihracat sürüyor. Yani ektikten 6 ay sonra mı kesmeye başlıyorsunuz? Evet, evet. Şimdi kestiklerin tam açmamış oluyor. Onlar... Bunlar önce paketleniyor, sonra kovalarda su var. Suyun içine koyuluyor, depolara koyuluyor. Depolarda açılıyor, öyle gönderiliyor ihracata. Ha yani yurt dışına gidene kadar belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Evet. Onu da kovalarda... Evet, evet. Bazen de ya müşteri nasıl istiyorsa öyle gönderiliyor bunlar. Ama yurt dışına gidene kadar bir zaman geçtiği için, evet, böyle tomurcuk topluyorsunuz. Evet. Oraya varana kadar şu hale geliyor. Evet, evet. Hı-hı. Aynen. Peki bunun cinsi ne biliyor musun? Bunun cinsi sprey. Sprey cinsi karanfil, karanfil oluyor. Karanfil sprey. Peki sen ne zamandır bu işletmede çalışıyorsun? Ben bu işletmede yaklaşık 3-4 senedir çalışıyorum. Hı. Ekimleri de siz mi yapıyorsunuz? Ekimleri de biz yapıyoruz. Ha, bu ipleri böyle yapmanızın amacı çiçeği kırılmasın, kırılmasın diye, yamulmasın diye. Burada sera ortamı var, evet, ama yanlar açık galiba, değil mi? Evet, yanlar açık. Karanfil alması gerekiyor. Hava şartlarından etkileniyor mu karanfil? Hava şartlarından etkileniyor. Bizim üstlerde yağmurlama var, yağmurlama sistemi. Yani don düştüğü zaman onları çalıştırıyoruz. Yağmur yağıyor gibi oluyor, donu düşürmüyor. O da çiçeği etkilemiyor. Dayanıklı bir çiçek değil mi aslında karanfil? Dayanıklı bir çiçektir. Bir de soğukken kırılabiliyor ama sıcakken, yani yamultsanız bile kırılmıyor yani. Ha, esnek oluyor. Evet, esnek oluyor. Aynen. Deneyebilir miyim ben de kesebiliyor Tabii muyum ki. Diye? Tabii ki. Şöyle buyurun. Önce keseceğimi seçeceğim değil mi? Evet, keseceğiniz. Şu olur mu? Kesilir mi? O değil de şu. Şu kesilir. Çünkü, şöyle. Evet. Kökü burada bunun. Evet. Şuradan mı keseceğim? Evet, olur, oradan da olur. Şimdi bunlar depoya gittiği zaman boy istiyorlar mesela. 40 santim istiyorlar, 50 santim istiyorlar. Ona göre onlar nasıl istiyorsa öyle. Peki böyle yanlardan çıkmışlar ya şunlar. Evet, onları biz sıyırıyoruz. Ona sıyırma diyoruz. Şöyle bunları temizliyoruz biz. Şu şekilde. Ah, şöyle duruyor bu. Bu böyle duruyor. Ha, son dalın, evet, kalıyor. Bu biraz yamuk duruyor ama. Evet, bunun gövdesi yamukmuş. Evet. Çünkü şuradan çıkmış buraya gelmiş. Evet. Peki bir tane de düzgün keselim bakalım. Tabii ki. Ha, bunu şunu kesebilirsiniz. Ha, bu da açmak üzere değil, evet, mi? Evet, evet. O suya girdi mi açacak o. Bu herhalde bir 40 santim vardır. Var var. Vardır 40 santim. Şunu kırıyorum. 50 santim de vardır. Bunu kırıyorum. Şunu bırakacak mıyım? Onu da kırıyoruz. Onu da kırıyoruz. Evet. Böyle bunu ben sana, evet, veriyorum. Evet, teşekkür ederim. Antalya Serik Kadriye Mahallesi'nde karanfil ihracatçısı bir firmanın işletme şefi Kazım Öner'le birlikteyiz. Evet. Kolay gelsin. Çok geniş bir alanda üretiyorsunuz, evet, karanfili. Evet. Kaç dönüm bu alan? Şu anda üretim alanımız 70 dönüm civarında. 70 dönüm. Evet. Burası kışlık yetiştirdiğimiz alanımız. Hı hı. 12 ay boyunca üretim, hı hı, yapıyoruz. Bunun bir ayı toprak hazırlığıyla geçiyor. 11 ay boyunca da üretim sağlıyoruz. 70 dönümün toprak hazırlığı bir ay. Bir ay toprak hazırlığımız var. Ne oluyor toprak hazırlığında, ne yapıyorsunuz? Arazinin sürümleri tekrar sterilizasyonunu yapıyoruz. Ondan sonra yataklarını açıyoruz. Sonra fideleri dikiyoruz fide halinde. Bunları diktikten sonra da hepsini kendi personellerimizle beraber tek tek bitkilerin dik durması için iplerle aynı oya örer gibi örüyoruz. Öyle mi? Evet, hı, aynen. Daha sonra da bunları yetiştirdikten sonra da hasatlarına başlıyoruz. Tam açmamış tomurcuklar, evet, böyle paketleniyor. Aynen.
Paketlendikten aynen. sonra böyle kovaların içine. Aynen, suyunu çektiriyoruz bunların. Suyun çekmesi çok önemli. Suyunu çekmesi, kovanın içinde su var. Tabii ki, aynen. Çünkü, aynen. Kovaların içinde koruma suları var bunların. Dayanımını hı-hı. arttırıyor. Hı-hı. Onları çektiriyoruz. Daha sonra buradan bizim ana depomuz var. İhracat yaptığımız, oradan çıkışların yapıldığı. Oraya naklini gerçekleştiriyoruz. Orada da kutulanıyor. Daha sonra da yurt dışına ihracatı gerçekleşiyor. O soğuk hava deposu değil, değil mi? Bunlar soğuk hava deposuna girmiyor. Giriyor, şoklanıyor. Giriyor. Orada şoklanacak. Yani öyle gittiği mi? Yerde şoklanacak. Ha. Evet, şoklanacak. Ondan sonra da paketlere konup gönderiliyor. Evet. Peki nerede tam açacak müşteriden? Müşteriye açıyor. Gidinceye kadar zaten açma formunu yakalıyor. Peki nereye ihracatı bunları? Genelde Hollanda, İngiltere hı hı. ama Hollanda ağırlıklı. Çünkü Hollanda biliyorsunuz dünyada çiçekçilik üzerine hı hı. Geniş pazar olan bir ülke. Hı hı. Biz oraya çeşitli firmalar aracılığıyla gönderiyoruz hı hı. ortaklığını yaptığımız. Oradan da dünyaya bütün çiçeklerimiz, Türkiye'de yetiştirilen çiçekler bütün dünyaya yayılıyor. Evet, ne aynen. kadar güzel bir şey. Aynen. Elimizden geldiğini yapıyoruz. Türkiye'nin de ismini mutlaka duyuruyoruz yani. Çok ilginç. Ben hiç düşünemezdim buraya gelene kadar bu kadar geniş bir alanda karanfil üretimi yapılacağını ve bunun Hollanda gibi çiçekçiliğin evet. merkezi olarak bilinen bir ülkeye ihracat edileceğini hiç düşünemezdim. Aynen. Gerçekten hani taştan ekmeğini çıkarmak derler ya. Evet. Bu öyle bir şey değil mi? Hiç evet. düşünülmeyecek bir şeyden insanlar ihracat edecek derecede aynen. ürün üretebiliyorlar. Aynen. Yani bu şöyle 90'lı yıllardan itibaren karanfil üretimi Antalya'da arttı. Şu son zamanlarda da büyük firmalar sayesinde yurt dışına çok iyi pazarlarımız mevcut. Yani hı. ismini de duyurduk. Yani Türkiye olarak. Artık yani dünyada artık Türkiye'nin çiçek ve kesme çiçek, süs bitkisi üretimi de gerçekten nam salmış durumda. Şu anda iyi bir pazara sahibiz. Devam ediyoruz. Peki üretimde karşılaştığınız sıkıntılar ya, oluyor mu? Üretimde tabii karşılaştığımız sıkıntılar var. İstihdam sıkıntıları var. Çünkü geniş alanlara hitap ediyoruz. Bunları işleyecek, işte hasatını yapacak, bunların bakımını yapacak elemanları bulmakta zorlanıyoruz. Şimdi toplaması bir işçi grubu tabii. gerektiriyor, ayıklaması bir grup aynen, gerektiriyor, aynen. paketlemesi tabii ayrı ki. Bir grup gerektiriyor. Bunların nakliyesi ayrı bir grup gerektiriyor. Hepsini bayağı bir işçi popülasyonuyla yapıyoruz. Peki fideleri ektiniz. Hı-hı. Ektiğiniz fideleri hı-hı. bu duruma getirene kadar ilaçlama ve gübreleme uyguluyor musunuz? Aynen, ilaçlama ve gübrelemelerimiz yoğun biçimde devam ediyor. Çünkü bunları sağlıklı bir biçimde yetiştirebilmemiz için belirli istekleri var bu bitkilerin. Yani mesela? Teknik olarak girersek işte azot, potasyum, fosfor yani gübrelemede. İlaçlamalarda da bunların tabii zararları var. Yani hayvansal olarak diyeyim ben size kırmızı örümcek, trips gibi. Bunların mücadelelerini sürekli yapmak zorundayız. Çünkü bizden hep kalite istiyorlar. Biz de bu kaliteyi mutlaka sağlamak zorundayız. Evet, hastalıksız olarak sağlamak zorundayız. Kaç renk karanfil var? Şu anda 20 çeşit karanfilimiz var arazide. Renk olarak mı? Renk 20? Olarak değil. Aynı tonları farklı. Bunlar çeşit çeşit. Bunların hepsinin sınıflandırmasını biz biliyoruz ama görünüşte tabii fark görünmüyor. Burada numaralar var. Bunlar, K2, K7, evet. K2, K9. Aynen. Onlara o, ben değinim. Bu izlenebilirlik. Biz bunu bu şekilde yurt dışına gönderiyoruz. Hı-hı. Eğer bu kodla bende yurt dışına bir sıkıntı veya rahatsızlık tespit ederlerse hı hı. bunu bana bu kodla bildirdiğinde ben bu hangi işletmemde, hangi arazimde, hangi variyetede sıkıntı olduğunu ben görüyorum. Hemen ona müdahale ediyorum anladım. Yani. Yani öyle bir izlenebilirlik de istiyorlar. Bu şart. Peki çok teşekkür rica ediyorum. Rica ederim. Evet, bugün de topraktan sofraya değil ama topraktan ruhlarımıza hitap eden çiçeklerle birlikteydik, karanfillerle birlikteydik. Sofranız bereketli, masanız çiçekli ve karanfilli olsun.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.